Sayın Günaydın, bugünün önemli gündem başlıklarından biri de şuydu. Bölümün sonuna geliyoruz ama konuşmamız lazım. Erdoğan'ı da biraz konuşalım. AKP'yi de konuşmak lazım. Ya Erdoğan Sisi ile ilgili neler söyledi? Yani arkadaşlarım şimdi bir video hazırladılar. Bir sonraki bölümde o kayıtları da izleyicilerimize paylaşacağız. Neler söyledi? Katil Sisi dedi, bir araya gelmeyiz dedi. Düşman ilan etti, hain ilan etti ve bugünkü görüntüler işte uçaktan inerken devlet töreninde Sisi'yi bizzat karşıladı. Ne diyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü önemli gündem başlıklarından biri de buydu. Bence verdiğiniz örneklerin içerisinde en canlı olan şuydu biliyorsunuz. 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu Sisi'ye benzettiler. Sisi'ye mi oy vereceksiniz yoksa Binali Yıldırım'a mı oy vereceksiniz dediler. Yani adeta aynen Ekrem İmamoğlu'nu küçültmek için bunu söylediler. Ve vatandaş Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Yani dolayısıyla bu örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki bu U dönüşlerinin bir ansiklopedi yazılır. Gerçekten inanılmaz ilkesiz. Dışişleri bürokrasisini dağıtmanın, deneyimli büyükelçilerle çalışmamanın, dış politikayı bir ideolojiye mahkum etmenin sonuçlarını Türkiye çok ağır yaşadı. Bence artık Türkiye, çok üzülerek ifade edeyim ki, bazı yabancı köşe yazılarında falan görüyoruz, bu konularda artık bir dalga geçme konusu oldu. Yani bu zikzaklarla insanlar artık dalga geçiyorlar, örnekler veriyorlar ve Erdoğan pragmatizmi diyorlar. Yani Erdoğan pragmatizmi ne demek? Bir orada olmak, bir burada olmak. Yanar döner olmak. Şimdi peki bu ne oluyor? Yalnızca Erdoğan'ın kişisel olarak değer kaybetmesinden ibaret olsa bu onun kişisel sorunudur diyebiliriz. Ama çok daha kıymetli bir şey oluyor. Bizim açımızdan çok daha önemli bir şey oluyor. Türkiye Cumhuriyeti bölgesel ve küresel sorunlarda hakem olma rolünü önemli ölçüde yitiriyor. Bakın eskiden Orta Doğu'da sorun çıkardı. Arap ülkeleriyle İsrail arasında hakem rolünü Türkiye Cumhuriyeti oynayabilirdi. Şimdi ne yapıyor? Evet. Şimdi hiçbir şey yapamıyor. Ne Arap ülkeleri karşısında bir değeri var çünkü onların da iç işlerine karışmaya yeltendi ve gerçekten çok kötü sonuçlar oldu. Ne de İsrail karşısında bir hakemlik rolü oynayabiliyor. Aynı şekilde Mısır meselesi. Yani şimdi Mısır'da olanları beğenirsin, beğenmezsin ama tüm ülkeler bir diplomatik ilişki yürütürken sen o diplomatik ilişkileri tamamen kesiyorsun. Buradan dünyanın hakaretini söylüyorsun. Onlar da sana oradan hakaret ediyorlar. Ve böylece o bölgedeki bütün stratejik noktalarını kaybediyorsun. Mısır gidiyor İsrail'le iş yapıyor. Mısır gidiyor Katar'la iş yapıyor ve sen hiç kimseyle iş yapamaz hale geliyorsun. En sonunda da Sisi'yi devlet töreniyle karşılıyorsun. Beraber fotoğraflarını Dışişleri Bakanlığı'nın önüne astırıyorsun, el ele yürüyorsun. Ya bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Maalesef rezil olan yalnızca Türkiye'nin diplomasi pratiği değil, Türkiye'nin adeta 1000 yıllık devlet geleneğini mahvettiler. Yoksa Türkiye gerçekten maalesef bu görüntüleri hak eden bir devlet asla değildir. Türkiye büyük bir devlet geleneği olan, arkasında 1000 yılı geride bırakmış bir ülkedir. Bu görüntüler benim içimi yakıyor, çok açık ifade edeyim. Evet. Sayın Günaydın, hızla iki günden başlığı daha sormak isterim ki bizim yakından takip ettiğimiz bir konu aslında. Hem Tayfun Kahraman konusu, yani Gezi tutukluları meselesi, hem de Can Atalay konusu. Evet. Hani bir devlet krizine dönüştü artık Can Atalay'la ilgili mesele. Hakikaten hani sözün bittiği yer yani muhalefet, evet, partisi çağrıda bulunuyor, meclisi toplayalım diyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var ve bu çağrılara kulak tıkayan bir iktidar var. Ya yani anayasayı hani meclisi de alet ederek çiğnemek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hem bunu sormak isterim, yani Can Atalay meselesi ne olacak diye, hem de birazdan Tayfun Kahraman'ın çok değerli eşi Meriç Kahraman bizimle birlikte olacak.
önemli açıklamaları var. İlk kez bizimle paylaşacağı çok önemli detaylar var. Ama biliyorsunuz siz de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne götürülürken Tayfun Kahraman'ın MS hastası olduğu ve buna rağmen ellerindeki kelepçelerin sıkıldığı, bundan şikayet etmesine rağmen o kelepçelerin daha da sıkılarak bileklerindeki kan akışının engellendiği. Ya bu bir işkence sevgili seyirciler. Şimdi detaylı anlatmayayım ama böyle bir durum var. Yani bir kötü muamele var Tayfun Kahraman'a yönelik. Kendisi de bunu ifade etti, eşi de etti. Birazdan konuşacağız. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Günaydın? Yani nereye kadar ya bu zulüm? Evet, gerçekten Türkiye'de ilk derece mahkemesinde önce kovuşturmaya yer yoktur kararlarına muhatap olmuş. Sonra ilk derece mahkemelerinde beraat etmiş. Arkasından da zorlama kararlarla Yargıtay'dan hükme dönmüş bir gezi tutukluları ve gezi davası süreciyle karşı karşıyayız. İfade edelim, defalarca söyledik. Hepimiz oradaydık. Gezi Türkiye'nin onurudur. Gezi Türkiye'nin ortak akla dayanmayan dayatma kararlarınızla kent suçları işlemenize daha fazla göz yummayacağız diyen bir direnişin simgelenmiş halidir. Peki söyleyelim. Dünyanın en masum eylemidir. Dünyanın en masum eylemlerinden biridir. Evet. Birbirine hiç benzemeyen insanlar. Orada sosyalistler muhafazakarların cuma namazı kılmasına yaptıkları zincirlerle onları koruyarak olanak sağladılar. Bu sefer antikapitalist Müslümanlar sosyalist çocukların, sosyal demokrat çocukların daha rahat etmesi için birlikte çalıştılar. Dolayısıyla farklı dünyalardan gelen ama aynı amaç altında birleşen çok sayıda insanın birlikte gayret ettiği bir süreçtir Gezi. Şunu da açıkça söyleyelim. Biz orada ne belediye otobüsünün yakılmasına, ne kamu mallarına zarar verilmesine göz yumamayız. Bunlar için de iyi oldu diyemeyiz. Hiç kimse bunu savunamaz. Peki bu Gezi tutuklusu arkadaşlarımızın ortaya çıkan bu sonuçlarla bir neden sonuç ilişkisi içerisinde zincirleme bağını kurabilen bir yargı süreci yaşadık mı? Yaşamadık. Ne gördük Tayfun Kahraman'la ilgili? Ne yapmış Tayfun Kahraman? Tayfun Kahraman Recep Tayyip Erdoğan çağırmış. Bir gelin sizi dinlemek istiyorum demiş. Ve gitmiş Tayfun Kahraman Recep Tayyip Erdoğan'la beraber, arkadaşlarıyla beraber toplantı yapmış. Ve amaçlarının kent suçlarını önlemek olduğunu, çünkü kendisinin de bir TMMOB oda başkanı olduğunu ifade etmiş. Ben de TMMOB'de oda başkanlığı yaptım. Dolayısıyla bu bizim zaten temel görevimiz. Tüzüğümüzde yazılı, kanunumuzda yazılı olan görevimiz. Bu bağlamda bu insanların hiçbir suçu yoktur. Tayfun Kahraman'ın tabi olduğu muameleyi biliyorum. Eşim Meriç Kahraman'la konuştum. Şunu da söyleyeyim. Jandarmanın yaptığı açıklamaya bakınız. Jandarma şöyle bir açıklama yapıyor, basın açıklaması. Diyor ki anayasayı ihlal suçundan hüküm giymiş hükümlü Tayfun Kahraman yasal prosedüre uygun olarak elleri kelepçeli olarak hastaneye götürülmüştür diyor. Bir kere söyleyelim ya. Yani ellerinin kelepçeli olması bir yasal zorunluluk olabilir de etrafında 10 tane jandarma varken, zırhlı da bir araca bindirmişken o kelepçeyi sökerek götürsen, mevzuatını buna göre değiştirsen daha uygun olmaz mı? Üstelik de Tayfun Kahraman senden kelepçemi çöz demiyor. Sadece diyor ki fazla sıktınız ve bunu biraz gevşetin diyor. Onun üzerine daha çok da sıkıyorlar. Yani bütün bunlar Tayfun Kahraman özelinde Türkiye'de muhaliflerin tutuklularına, hükümlülerine uygulanan kötü muamelenin, işkencenin çeşitli görünümleri. Çok daha ağırını yaşayan arkadaşlarımız da var. Ama tabii bütün bunların peşini bırakmayacağız. O görevliler hakkında bir idari ve adli soruşturmanın başlamış olmasını memnuniyetle karşıladığımı ifade ediyorum. Şimdi gelelim Can Atalay meselesine. Ya Can Atalay'la ilgili bir olarak cümleyle. Adalet Anayasa Mahkemesi verilen kararın usulsüz olduğunu, mecliste okunan kararın
yok hükmünde olduğunu söyledi. Biz de şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeniden çağırdık. İkinci kere toplantıya çağırdık. İşte bu iş tüzük önümüzde. İş tüzüğün 6. maddesi de meclis başkanının bu çağrıya olumlu cevap vermek ve çağrıyı toplantı ile karara bağlamak zorunda olduğunu yazıyor. Şimdi 3 Eylül'de verdik kararımızı, dilekçemizi verdik. 10 Eylül'de toplayın dedik. Göreceğiz Numan Kurtulmuş'un ne kadar demokrat, ne kadar iş tüzeğe uyabilen bir meclis başkanı olup olmadığını. Ben Can Atalay da dahil olmak üzere, Tayfun Kahraman da dahil olmak üzere bütün Gezi tutuklularına, ama şunu da ifade edeyim, Gezi tutuklarıyla sınırlı olmayan bütün siyasi tutuklulara, onun da dışında adil yargılanmaya muhatap olmayan her türlü hükümlü ve tutukluya onların yanında olduğumuzu ve onlar için gerçekten demokratik, adil bir düzeni kurmaya söz verdiğimizi buradan ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Gökhan Günaydın, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz, sorularımızı yanıtladığınız. Geriye kalan bölümde iyi yayınlar diliyorum. Arkadaşlara da selamlarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, hızla reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra...